Shipyard'ın Almanya'sı serisinin 3. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Önceki bölümde Güney Afrika Savaşı'nı kazandık. Diplomatik açılımlar yaptık. Ekonomide liberal politikalar yürüttük ve ekonomiyi yavaştan rayına koymaya başladık. Şimdi ise bürokrasiyi, ülkeyi ele geçiren 5 mega şirketi ve ordunun yapısını değiştirmeye, reforme etmeye dair bir bölüm izleyeceğiz. O zaman başlayalım. İyi seyirler. Bu fokusumuzla arkadaşlar büyük şirketlere dair politikalarımıza başlayacağız. Erhard, Shipyard'dan aldığı destekle beraber köleliği kaldıracak ve Alman iş gücünü normal demokratik bir ülke yapısına doğru ilerletmeye başlayacak. Burada bahsedilen Sozial Marktwirtschaft, sosyal market ekonomisinin Almancası arkadaşlar. Bu Rent kapitalizmi denen ve Almanya'ya bizim evrenimizde büyük yenilikler, büyük bir büyüme getirmiş ekonomik model. Bu modeli bizim evrenimizde de dostlar Erhard yöneterek Almanya, daha doğrusu Batı Almanya devletine büyük katkı sağlamıştı. Şimdi biz bunu 1965 yılında Nazi Almanya'sında yapacağız. Şimdi ülkede varlığını keşfettiğimiz muhalefet unsurlara karşı programımızı ortaya koyuyoruz. Önce Antifa mı yoksa öğrenciler arasındaki yapılanmalarda mı ilerleyelim diyorlar. Biz Antifa'da ilerleyeceğiz arkadaşlar. Önce Antifa'yı bitireceğiz. Antifa ile ilgili rapor elimize ulaştı arkadaşlar. Yani üst kadrosu 30 kişiden oluşan bir örgüt ve büyük şehirlerde öğrenciler arasında kendine partizan toplamaya çalışıyor. Ya hücre evine baskın yapacağız ya da öğrenciler arasındaki yayılmasını engelleyeceğiz. Bize iki seçenek sunuyor. Ya riskli şekilde ana kadroyu yok etmeye çalışırız ya da öğrenciler arasında ilerleyişini durdurmaya çalışırız. Şimdilik merkezine ellemeyeceğim. Öğrenciler arasında yayılışını yavaşlatacağız. Yeni ödenekler ayırarak arkadaşlar işsizlere destek ve emeklilere daha yüksek emeklilik maaşı uygulamasına geçişe başlayacağız. Shipyard Erhard'ın yeni ekonomik politikasını eleştiriyor ufaktan ufaktan. Bunu başarabileceğine emin misin? Bu mega şirketler sonuçta Alman ekonomisinin büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor ve sen bunları baltalayacaksın diyor. Erhard bunu yapmaktan başka çarem yok diyor. Onları ve ülke yönetimimizi etkileyen politikalarını böylece ortadan kaldıracağım. Ve kimse beni durduramaz diyor. Shipyard bir şeyler demek istiyor ancak ne dese beyhude kendini ne işlere soktuğunu düşünüyor. Erhard'ı desteklemekten başka bir çaresi yok. Ve böylece arkadaşlar yeni bir ekran açılıyor elimize. Şimdi Almanya'nın ve Alman kolonilerin çeşitli bölgelerinde belirli şirketler hakim arkadaşlar. Mesela Prusya bölgesinde IG Farben aktif, Polonya'da da öyle, Belarus'ta da öyle ve Doğu Ukrayna'da da öyle. Mesela bakarsanız Danimarka'ya Rijkswerke burada aktif. Her şirketin belirli aktiflik bölgeleri var ve o bölgede çalıştırdıkları köleler var. Mesela Prusya'da arkadaşlar 3,5 milyon köle çalışıyor. Biz yavaş yavaş bu sistemi içeriden çökerteceğiz. Bu bölgelere mesela orta sınıfa yardım ederek ve ileriki seviyede de şirket assetlerine çökerek, yani şirket kaynaklarına çökerek şirketlerin gücünü kısacağız ve kendi ekonomik sistemimiz karşısında boyun eğmelerini sağlayacağız. Bakalım başarabilecek miyiz? Mimar, Shipyard, Şansölye ve Führer kendi kendine düşünüyor, camdan bakıyor. Yani yıllardır iç savaştan sonra da görev yükü asla azalmadı ve hede alma stres altında. Muhafazakar bürokrasi ve dörtlü ekibin reformist görüşleri arasında sıkışmış vaziyette ve bunu dengede tutmaya çalışıyor yıllardır. Eski günler aklına geliyor, Hitler'le beraber yaptığı planlamalar, inşa edecekleri yapıları, tasarlayışları ve ona sunuşunu düşünüyor. Daha sonra camdan dışarı doğru bakarken çeşitli kritik fikirler aklına geliyor. Yani tasarladığı binada halen yapım çalışmaları bitmemiş, istediği gibi boyanmamış bazı yerler, yürüyüş yolunda kalitesiz taş kullanılmış ve yürüyüş yolundaki çatlakları görebiliyor. Yapıdaki sıkıntıları kendi kafasına kritik ederken aklına bir fikir geliyor. Yeni bir şey yapma fikri ve kendime not diyor. Gerekli eşyaları yarın ofisimde istiyorum. Shipyard sandıktan eski tasarım eşyalarını çıkartıyor ve masaya yayıyor. Bugün kendisine harcayacak bugünü ve 3 tane taslak çiziyor. Bunları beğenmeyip çöpe atıyor. 4. taslakta ise fikri kafasında oturdu ve çizimi güzelleşiyor. Ana hatlarını oluşturuyor bu tasarımın ve çok zevk aldığını fark ediyor. Stresten arınıyor ve diyor ki ben bu tasarımı geliştirmeye devam edeyim. Yani sonuçta ben Führer'im. Bugün de bencil olayım ve kendi tasarımımı düşüneyim sadece. Erhard'ın önüne ekonomik bir rapor geliyor. Almanya'nın çeşitli bölgelerinde beklenen GDP büyümesi sağlanmamış. Ekonomi bazı bölgelerde yavaş ilerliyor. Erhard Kiesinger'e bakıyor. Alman arkadaşlarımızın gerisindeyiz. Ekonomimiz istediğimiz gibi büyümüyor. Şimdilik gitmekte özgürsün diyor Kiesinger'a. Kiesinger ise teşekkürler ve iyi günler Erhard diyor. Ve selam vermeden gidiyor arkadaşlar.
Bürokrasi önemli bir isim, Nazi selamı vermeden odana ayrılıyor. Ayıp değil mi? Ve bundan sonra %15'ten az bir GDP büyümemiz olursa stabilitemiz %15 düşecek. Evet, bu önemli bir şey. Ekonomide bazı kritik kararlar vermemiz lazım. Shapiro tasarımını devam ediyor arkadaşlar. Güzel bir şey inşa etmek istiyor. Farklı bir şey. Yeni ve eski arasında bir füzyon oluşturmak ve yeni bir melez yapı ortaya koymak istiyor. Yeni mimarların takip edeceği güzel bir yolda ilerleyeceğim diyor. İstihbarat teşkilatımız Francis Parker Yokey ile Amerika'da görüşüyor arkadaşlar. Burada Yokey'e destek vereceğimizi iletiyoruz. Ancak kendisi tabii ki bu görüşmeye gelmiyor yakalanmamak adına. Tabii kendisinin görevlendirdikleri isimlerle anlaşıyoruz ve Amerika'daki bu siyasi kanadı geliştiriyoruz. Shapiro o gece sabaha kadar tasarımını oluşturmaya devam ediyor. Düşünüyor kendi içinden, Romalılar Etrüslerden almamış mıydı kendi mimarilerini? Aynı zamanda Yunanlılardan almamışlar mıydı? Mısırlıların yapı formlarını çalışmamışlar mıydı? Peki bu kadar şeyi bir araya getirmek onları daha az mı Romalı yaptı? Hayır diyor. Onlar geçmişteki güzel işleri füzyonlayarak ortaya yepyeni bir şey çıkardılar. Ve ben de aynısını yapacağım diyor. Geleceği gösteren ancak geçmişle harmanlanmış bir yapı tasarımı ortaya çıkıyor. Sabah geldiğinde ve temizlik ekibi odaya girdiğinde Führer'i içeride buluyorlar. Führer içinden düşünüyor. Yeni bir gün, yeni bir Almanya. Gelecek şimdi. Erhard yine purosunu içiyor arkadaşlar ve planı ekipteki diğerlerine, yani Schmidt'e, Kaysinger'e ve Treschkop'a sunuyor. Bu Almanya'yı birleştiren yüksek hızlı bir tren projesi. Dakikalar içerisinde Berlin'den Danzig'e gidebileceksiniz diyor. Treschkop'dan ordunun da bu kaynağı kullanabileceğini ve ordudan kaynak ayrılmasını istiyor bunun için. Kaysinger'a bu projeye karşı olan herkesi kovmasını istiyor. Schmidt'e ise sen bu projenin yüzü olacaksın ve bu senin uluslararası itibarını yükseltecek, anlaştık mı diyor. Herkes anlaştık diyor. Ne kadar güzel, hızlı ve etkili bir toplantı. Ve böylece Reichenel Fahrsten program başlıyor arkadaşlar. Yanlış okudum program. İberya'ya gönderdiğimiz ajanlar bu ülkedeki sıkıntıları çözmek ve ülkenin bölünmesini engellemek için çalışmalar yapıyor arkadaşlar. Terör unsurlarına karşı İberya'da stabiliteyi savunacağız. Aynı zamanda Japonya ve Amerika İtalya'yı saflarına çekmek için çalışmalara başladı. Alman endüstrisinin kalbi Ruhr bölgesinde çelik ve kömür işletmelerinde çalışmalarımızı ve yardımlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bu bölgelerde GDP büyük oranda yükselecek. İngiltere tekrar ordusunu kuruyor ve bizden eski ekipmanlar satın almak istiyor. Onlara tüfeklerimizden satıyoruz. Tekrar ordularını kurabilirler. Herman Joseph Epps sıradan bir adam değil. O büyük güç ve nüfus sahibi birisi. IG Farben, yani Alman Eczacılık ve Kimyasal Devi şirketinin CEO'su ve sahibi. İmparatorluğunu Almanya'nın savaşı kazanması ve köle işçiliği üzerine kurmuş birisi. Tek istediği daha fazla para kazanmak ve mega şirketini her zaman kâr ettirmek. Bürokraside ve diplomatik arenada büyük güç sahibi. Hatta kendi adına çalışan kiralık bir ordusu bile var. Bu herif sadece Almanya değil, Einspakt içerisindeki tüm ülkelerde ağını örmüş ve ekonomik bürokrasiyi ele geçirmiş birisi. En büyük düşmanımız. Adeta Almanya'nın ekonomik tanrısı diyebiliriz kendisine ve onu yıkmamız lazım. Almanya'nın ekonomik sistemini baştan aşağı değiştirmemiz gerekiyorsa en büyük hedef kendisi ve onu Erhard liderliğinde susturmalıyız. Köleliği bitirmek adına mavi yakalıları destekleyen programımızı başlatıyoruz. İşsizliği azaltırken kalifiye işçiliği de yükselteceğiz. Ve bunun ekonomik yükü elbette büyük olacak. Treschkop, IG Farben'a karşı gücünü gösterecek arkadaşlar. Ordunun başındaki isim olarak köleliğin kanunsuzluğunu, ordu gücünü kullanarak göstereceğiz. Von Treschkop kendisi protestan ahlakına sahip, tam bir Prusyalı. Bakalım kendi ruhani görüşü davamızı nasıl etkileyecek. Artık Doğu Avrupa'daki Almanlaştırma çalışmalarını sonlandırdığımıza göre yavaş yavaş burada halkların eşitliğini sağlamaya ve buradaki ülkelerle aramızdaki bağları kuvvetlendirmeye devam edebiliriz. Ve Treschkop'un liderliğinde başlatacağımız operasyonda Reinhard Abel ismindeki askerimiz askerlerine briefing veriyor. IG Farben'ın bir fabrikasına yapacağımız baskın anlatılıyor. Burada fabrikayı koruyan paralı askerler var. Onlara şefkat gösterin. Silahlarını bırakacaklarsa bıraksınlar deniyor. Ama aynı zamanda bu askerlerin de
Zırhlı taşıt bile var arkadaşlar. Bu kadar büyük bir paralı asker firması bu. İşte gördüğünüz gibi mega şirketlerin kontrolü bu kadar yüksek. Bakalım başımıza neler gelecek bu operasyonda. Abel'in komuta ettiği zırhlı araç fabrikanın kapısına doğru geliyor. Checkpoint noktasına. Daha sonra araç duruyor. Abel araçtan çıkıyor ve megafonla konuşmaya başlıyor. Ben Reinhard Abel. Burada Alman Kara Kuvvetleri adına konuşuyorum. Burada bu fabrikayı koruyan tüm personel adına ve buradaki köleler adına bu Almanya'nın size deklarasyonudur. Bu gece bu fabrika Führer'in emriyle beraber IG Farben'in elinden hükümetin eline geçmiş bulunmaktadır. Devlet bu yapıya el koymuştur. Lütfen karşılık vermeyin ve silahlarınızı bırakınız. Gardiyanlar mesajı alıyor arkadaşlar ve herhangi bir çatışma durumu yaşanmıyor. Burada fabrikaları ele geçiren askerimizin kendi iç hesaplaşmasını okuyoruz arkadaşlar. 20 yıldır orduda ve çok şey yaşadı. Savaşı yaşadı. Şimdi ise her şeyin değiştiğini ve devlet ne isterse onu yaptığını ve her zaman da kendinden beklenenleri yaptığını düşünüyor. Sırtında kanın kokusunu taşıdığını düşünüyor. Sigarasını içmeye devam ediyor. Kendisi usta bir asker, yıllardır hizmet ediyor. Elbette devletine yeniden doğdu diyemez, ancak değişim rüzgarlarının artık sertçe estiğini hissediyor. Erhard Himmler'in planı gereği dünyanın en salakça olan planının devreye konduğunu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ve büyük bir endüstriyel güce sahip olabilecek Doğu Avrupa topraklarının tarımcılığa geçirildiğini, halkının zorla sömürüldüğünü ve ekonomik büyümesinin engellendiğini düşünüyor. Elbette Almanya'nın yaptığı bu hatalar geri alınamaz. Ancak en azından yaptığımız, açtığımız yaraları telafi edebiliriz. Ve bunun için ilk uğrayacağımız adresler Varşova ve Kiev. Buradan Polonya ve Ukrayna'yı geliştirecek ve tekrar yaralarını sarıp ekonomilerini geliştirmelerine yardımcı olacağız. Erhard Varşova ve Kiev'de direkt çalışmalara desteğe gitmiş arkadaşlar. Çalışmaları izliyor. Her zamanki gibi prosunu içerken tabi. Shipyard'a zorla planını kabul ettirdi. Shipyard'ın elbette nasyonel sosyalist olmadığını ancak bir faşistten de ilerisi olmadığını düşünüyor. Bu sırada planlama menajeri yanına geliyor ve diyor ki efendim acaba sorabilir miyim mi? Neden Varşova ve Kiev'i seçtiniz bu yeniden yapılandırma çalışması için? Ona dönüp diyor ki çünkü buralar Lebensraum planında en çok etkilenen bölgeler ve burada halkın tekrar kalbini kazanmamız lazım diyor. Tabii menajer bu lafa şaşırıyor. Sonuçta parti bürokratından bu lafı beklemez. Hadi git işine diyor sonra. Daha sonra menajer kafası karışık şekilde uzaklaşıyor. Erhard ne tür insanlarla uğraştığını düşünüyor. Ancak bu deliliğe bir son verecek ve buradaki halkı tekrar kendi yanımıza çekeceğiz. Her şeye rağmen. İngiltere ile ilişkilerimize dair bir event geldi arkadaşlar. İngiltere Pak'la ilişki sürdürmeye devam edeceklerini ve Almanya'yı elbette ki Avrupa'nın ana gücü saydıklarını ve asla rekabete girişmeyeceklerini, OFN ile olan ilişkilerini ise denge politikası ile beraber onlardan da yatırım almak için yaptıklarını ve rahat olmamız gerektiklerini bize iletiyorlar. Karşılıklı el tokuşuyoruz, selamlaşıyoruz, gülüşüyoruz. İngiltere ile ilişkilerimiz iyileşiyor. Ve Romanya'yı da safımıza katıyoruz. İtalyanlar üzgün, İtalyanlar kırgın. Onlar Yugoslavya ve Yunanistan'daki hedefleriyle sınırlı kalsınlar. Biz Doğu Avrupa'nın ve Balkanların'da ana gücüyüz. Kadın haklarını ilerletecek ve ekonomik alanlarda kadınların da çalışmasına izin vereceğiz. Kadınlar sadece eve tıkılıp ev hanımlığı yapmayacak. Aslında buna yeni normal desek de bu Nazi hükümetinden önce Almanya için normal bir şeydi. Almanya en yüksek medeniyet standartlarına sahipti Avrupa'da. Aslında biz eski normale dönüyoruz şu an diye düşünüyor Erhard. Gözlerden uzakta Erhard ve Schmiff karşılıklı bir restoranda içip yemek yiyorlar arkadaşlar. Şakalaşıyorlar Shapir ile ilgili. Geçen yine istifa ederim kartımı kullandım diyor Shapir'a karşı. Erhard istifa edeceğimi söylediğimde şaşırdı ve tekrar işime dönmemi istedi diyorlar. Aklındaki plan ne diye soruyor Schmiff. Erhard diyor ki kolonilerimize yüksek oranda yatırım yapıp burayı kalkındıracağız. Burayı ekonomimizin baş tacı haline getireceğiz diyor. Peki Schmiff soruyor ona ya bunun dezavantajları ya bağımsızlık isterlerse ekonomik bağımsızlık dahil o zaman onlara bunu veririz diyor Erhard. Eninde sonunda bu olacak. Eğer Shapir salak değilse bu koloni bölgelerini
exploitlemeyi yani hor görmeyi kullanmayı bırakır ve onlarla ticari partnerlik kurup ekonominin yükselmesine izin verir diyor. Elbette şu an hipotetik durumlarla ilgilenmemize gerek yok diye düşünüyorlar. Hadi içmeye devam edelim diyorlar. Arkadaşlar yine güzel bir haber. Tabii bizim için. İrlandalılar için güzel bir haber değil. Burada darbe oldu arkadaşlar ve aşırı Alman yanlısı Einspakt yanlısı bir yönetim başa geçti. Bu bizle olan ilişkilerini güzelleştirmeye başlayacaklarına dair güzel bir haber arkadaşlar. Güzel, güzel. Dünyada bizim için güzel gelişmeler olmaya devam ediyor. Dostlar, burada bize Rice Verke'yi anlatıyor. Eski ismiyle Rice Verke Hermann Göring. Bu Hermann Göring'in başında tutulduğu Nazi Almanya'sının ilk yıllarında kurulmuş büyük bir şirketler holding topluluğu. Almanya'nın temel metal, kömür ve diğer ham maddelerinde söz sahibi büyük bir şirketler topluluğu holding. Ve şimdi bunun da gücünü kısmamız lazım. IG Farben gibi bu da çok güçlü bir şirket. Evet bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bakalım işe yarayacak mı? Borçlanmaya devam ediyoruz bu çalışmalar için. Ve böylece Hüttig'in kurmaya çalıştığı SS İmparatorluğu parçalanıyor arkadaşlar Afrika'daki. Ki koloni hükümetimiz tekrar birleşmemek üzere çökmüş olsa da Leopoldville etrafında bulunan garnizonumuz bize ulaşıyor ve burada kontrolü sağladıklarını belirtip Reich'a bağlılık yemin ediyorlar. Buradaki devlete gerekli yatırım yaparak onların bu bölgede kontrol sahibi olmasını ve bizim istediğimiz amaçlar uğruna bölgede kontrolü sağlamalarını sağlayabiliriz. Bakalım zaman neler getirecek bu coğrafyaya. IG Farben'dan sonra en büyük firma arkadaşlar Rice Verke. Bu büyük imparatorluğun da çökertilmesi lazım. Başında henüz göreve yeni başlamış Edmund Gallenberg var. Ve bu firmayı da çözmemiz lazım. Kurt Georg Kiesinger dostlar. Führerimizin sağ kolu ve dörtlü ekip içerisinde Speer'la arası en iyi olan isim. Kiesinger Speer'a planını sunuyor. Bence bize bağlı Doğu Avrupa'daki koloni hükümetlerini daha özgürlükçü ve buradaki yerel halkın da yönetebileceği ancak bize ekonomik olarak yüksek açıdan bağlı devletlere dönüştürmemiz lazım diye Führer'e söylüyor. Führer peki diğer sorunlar diyor. Kiesinger tekrar bakıyor. Önemli olan en büyük sorun kölelik diyor. Köleliği Erhard hallediyor. Ayrıca üçüncü sorun da ekonomi diyor. Mega şirketleri halletsek bile küçük şirketleri ve orta kesimi tekrar canlandırmamız lazım diyor. Speer sinirlenerek bakıyor. Kiesinger her şeyin farkındayım Führerim. Merak etmeyin her şey kontrolüm altında. Erhard ve Schmiff'i halledeceğim diyor. En yakın zamanda işleri hallet diyor Speer ve Kiesinger görevinin başına dönüyor. Antifa'ya karşı gerçekleştireceğimiz eylem planı ortaya koyuluyor arkadaşlar. Yakın zamanda bir gösteri yürüyüşü gerçekleştirilecekmiş ve buraya yerleştirdiğimiz provokatörlerle beraber Antifalıları öğrencilere saldırmaya iteceğiz ve böylece Alman halkı Antifa'nın radikal bir avuç insan olduğunu görecek ve onlara desteği kesecek. Acaba bu plan işleyecek mi? Siemens ve Siemens'in başındaki Ernst von Siemens dostlar diğer şirketler gibi değil. Bu herif işin doğası gereği daha az köle kullanıyor ve bu şirketin tamamen yok olmaya, lağvedilmeye ihtiyacı olmayabilir. Eğer kartlarımızı doğru oynarsak Erhard bu şirketi safımıza katabilir ama önce şirketin içindeki pisliklerin temizlenmesi lazım. Erhard Speer'in ofisine girip ona bir briefing veriyor arkadaşlar. İrlanda'daki darbeden ve buradaki Nazi yanlısı hükümet kurulduğundan beri hükümetin başındaki herifler bize devamlı kapitülasyon vermeye, ekonomilerine para akıtmamıza izin vermişler. Ve İrlanda ekonomisi neredeyse tamamen bizim kontrolümüzde artık. İrlanda bize bağlı bir ekonomi olarak yoluna devam edecek. Ve bununla beraber o zaman şunu da kontrol edebiliriz. Evet arkadaşlar bu bizim ekonomik baktığımız, bu da dünyanın en büyük 10 ekonomisi. Gördüğünüz gibi Amerika 340 milyar dolarlık bir ekonomiye sahip. Bizim ekonomik bölgemiz ise 322 milyar dolarlık bir ekonomik bölge şu an. Bu şekilde ilerlemeye devam edersek dünyanın en büyük ekonomik gücü olabiliriz. Bakalım zaman neler getirecek. IG Farben'ın başı Epps Schmiff'in yanına geliyor. Size tüm Zollverein ekonomik bölgesini saran tren hattınızın inşaatında yardımcı olabilirim ama bana karşılığında bir şeyler vermeniz karşılığında diyor. Schmiff sigarasını yakıyor ve iki cevabı var. Ya teşekkür ederim buna ihtiyacımız yok diyeceğiz ve tren yolu hattının yapım aşaması yavaşlayacak ancak farklı kazanımlarımız olacak. Ya da Epps'e belirli kapitülasyonlar verip süreci hızlandıracağız. Ben Epps'e kapitülasyon vermeyi reddediyorum. Longyun Çin'de tekrar isyan etti arkadaşlar bu serimize de. Bakalım Japon yanlısı Çin hükümetini düşürebilecek mi? İhtimaller çok az maalesef. Aynı zamanda ülkeyi biraz reformist tarafa kaydırdım bu seferlik arkadaşlar. Bunun sebebi şu seçenekle ilerlemek istemem.
Burada iki yoldan birini seçeceğiz. Doğu Avrupa'daki ülkeleri kendimize bağlamak için ya muhafazakarların istediği yoldan gidip bu ülkeleri yarı koloni haline getirip burada ayrımcılığa devam edeceğiz halka, ya da daha eşit partnerlere çevirip ekonomik olarak daha yapıcı olmaya çalışacağız ve onların kazanımlarıyla Alman ekonomisi de büyüyecek. Ben bu barış dolu yoldan gitmek istiyorum ve bunun için reformist olmam lazımdı hükümet olarak. O yüzden reformist yaptım şimdilik kendimi ve bu bizim rejim stabilitemizi %50 düşürecek. O yüzden buna göre ilerlememiz lazım. %30'un altına düşerse rejim stabilitesi, hükümet çöküyor arkadaşlar. Yani bu büyük bir vurgun olacak bizim için. O yüzden bu fokusu yapmadan önce bakın burada stabiliteyi ayarlamam lazım. En azından 80, hatta 85-90 olması lazım. Çeşitli ayarlamalar yapacağım. Güney Afrika'daki Boer Cumhuriyeti'nin başındaki Albert Herzog arkadaşlar istifa etmiş. Kendisi Hütig'e bağlı ve aşırı faşist birisiydi. Daha ekonomik olarak ılımlı birisi başa geçmiş ve Zollverein ekonomik paktımıza katılmak istiyor. Böylece Güney Afrika'yı askeri ve ekonomik paktımıza dahil ediyoruz arkadaşlar. Tüm dünyada büyümeye devam edeceğiz. Bu sırada Ruslar boş durmuyor tabi. Arkadaşlar Batı Rusya'da Vladimir 3 başa geçti ve monarşistler bölgeyi birleştirdi. Hemen doğu taraflarında Boris Yeltsin başta. Evet arkadaşlar, eski Rus Cumhuriyeti Başkanı, bizim şeyimizde paternalistik bir yönetim kurmuş burada. Ve bizim Alexander Pokrishkin'imiz Novosibirsk olarak birleştirmiş Sibirya, Orta Sibirya'yı. Uzak Doğu'da ise Yagoda her zamanki gibi diğer güçleri eleyerek burada yönetimi devralmış. Acaba Rusya'yı hangisi birleştirebilecek? Frankfurt'ta gece yarısı bir fabrikada arkadaşlar toplaşan ve fabrikada çalışan köleler kaçış ve özgürlük planları yapıyorlar. Çeşitli hazırlıklar yapmışlar ve özgürlük için savaşacaklar. Yaptıkları plana göre fabrikada yönetimi ele geçirip gardiyanları düşürüp tüm fabrikayı ele geçirmek ve daha sonra kurtuluş yolları aramak istiyorlar. Acaba başarılı olabilecekler mi? Tesiste gardiyan arkadaşlar yere düşen köleye artık ekipmanı yerden al diyor. Köle iki defa çağrıya uymuyor, tekmeliyor. Hadi al şunu diyor. Köle en son ekipmanı alıp ayağa kalkıyor. Aferin diyor, gülüyor. Daha sonra köle ekipman adamı suratına geçiriyor arkadaşlar. Gardiyan yere düşüyor. Silahına uzanıp köleyi vuracakken diğer köleler adamın üstüne atılıyorlar. Ve onun silahını elinden kapıp adamı dövüp bayıltıyorlar. Böylece isyan başlıyor. İsyan liderleri harekatı yönetmeye devam ediyor arkadaşlar. Fabrikanın çeşitli kanatlarında tamamen kontrol sağlandı. Gardiyanlar ve çalışanlar rehin alındı. Bölgeye intikal eden polis ekiplerine ateş açıldı ve polis ekipleri durumun vehametinin farkına vardı. Olay büyümeye devam ediyor arkadaşlar. Yüzlerce köle özgür kaldı ve çalıştırdıkları fabrikayı işgal ettiler. Üste hemen Johann Frankfurt'ta bölgeye gidiyor arkadaşlar. Bölgede full kaos hakim. Radyo haberleri geçiyor bültende. Bunları dinleyerek gidiyor. Bölgede tamamen polis barikatı yapılmış. Fabrikanın etrafına fabrika adeta kuşatmaya alınmış arkadaşlar. Bölgedeki polis görevlisi Wachtmeister, bu en düşük polis rütbesi, Schneider geliyor ve diyor ki Johann üstelmenine, efendim durum çok karışık. Adamlar adeta buraya bir kale kurmuşlar. Her yere barikatlar çizmişler ve kölelerin çoğunun elinde silah var. İsyan ateşi böyle sönmeyecek diyor. Ne yapmamızı istersiniz diye soruyor. Bunun için Wehrmacht'a, yani orduya gitmemiz lazım. Acil bir toplantıya geçiyoruz. Burada başında Friedrich Flick'in olduğu arkadaşlar Daimler-Benz İmparatorluğunu çıkartmamız gerektiğinden bahsediliyor. Bu herif Nasyonal Sosyalizm'de geçen direkt Burgonya destekçisi bir herif. Himmler'le bağlantısı olan bir herif. Ve bu herifi ortadan kaldırmamız stabilitemizi büyük oranda yükseltecektir. Bu yönde ilerlemeye devam edeceğiz. Acil durum toplantısında Speer ellerinin arasına koyuyor kafasını. Bu durumun acilen bitmesi lazım. Hans Speidel onu sakinleştirmeye çalışıyor. Schörner, yani o faşist herifin bu haberi duyunca nasıl sevindiğini düşünüyor Speer kafasının içinde. Helmut'a soruyor. İçeride kaç tane köle vardı? 800. Peki kaç hala savaşıyor? 200-300 tanesi savaşıyormuş. Ayrıca bölgedeki üniversitelerde bazı öğrencilerin kaçan kölelere yardım ettiğini, onları sakladığını anlatan raporlar var. Acilen bu durumu çözmemiz lazım. Şehrin her yerine sıkı yönetim ilan edilmeli ve bu Alman tarihinin gördüğü en büyük rehine krizi çözülmeli. Bakalım ne olacak? Ve telefon çalıyor arkadaşlar. Arayan Schörner. Reich'ın Afrika'ya dönmesi ve buradaki çıkarlarını koruması arkadaşlar GDP'mize çok büyük bir katkı yaptı. Endüstri devlerimiz Güney Afrika'nın ekonomisinden faydalanıyor. Her ne kadar kanlı para olsa da para paradır. Tehlikeli yola girişiyorum arkadaşlar. Doğu Avrupa ülkelerinde eşitlikçi yönetim anlayışını benimseyeceğiz ve bu toprakları yavaş yavaş yerli halka bırakacağız yönetim kademesinde. Tabii ekonomik olarak bize bağlılıkları devam edecek.
Schörner planını anlatıyor. Bu büyük rehine krizinde Almanya'nın gücünü kölelere göstermeliyiz. Tankları, zırhlı araçları, uçakları, tüm orduyu buraya yığmalı. Bu herifleri ortadan kaldırıp tekrar böyle bir durum yaşanmasını engellememiz lazım diyor. Tabi odada bulunan dörtlü ekibin üyeleri çıldırıyorlar bu duruma. El kol yapıyorlar. Bu herif neyi anlatıyor diyorlar. Spear tamam bunu değerlendireceğim diyor. Daha sonra telefonu kapatıyor. Bu sırada Schörner'a sövüyor dörtlü ekip üyeleri. Ve Spider öne doğru çıkıyor. Belki de benim planımı dinlemek istersiniz. Dörtlü ekip olarak bir plan hazırladık diyor. Bakalım Spider ne anlatacak. Spider planını anlatıyor arkadaşlar. Bölgeye ağır takviye ve ağır bir saldırı yerine sanki münakaşa edecekmiş gibi tavır alıp bu sırada özel kuvvetlerimizi bölgeye yönlendirip bir plan çizmeme izin verin. Olabildiğince az kayıpla beraber durumu kontrol altına alın diyor kısaca. Tabi şöyle kendisine sinirleniyor. Gerizekalı herif. Cidden Almanya'yı kölelerle mukayese mi etmeye çalışıyorsun diyor. Onlarla masaya mı oturacağız diyor. Daha sonra sus lan falan diyorlar arkadaşlar. En son Spear sinirleniyor ve masaya bu şekilde vuruyor. Susun diyor. Herkes susuyor. Peki Schmidt diyor. Senin aklında neler var? Hadi konuş bakalım. Schmidt ayağa kalkıyor ve diyor ki efendim generallerimiz ne kadar güzel planlar ortaya koymuş olsa da herhangi bir askeri hareketlilik durumu köleleri özgürleştirmek istediğimizi ve reformcu bir yapımız olduğu anlayışını sarsabilir. Bu yüzden masaya oturmalı ve olası bu Frankfurt isyanından sonra ortaya çıkacak isyanları da çözmemiz lazım. Belirli anlaşmalara gitmemiz lazım diyor. Schörner telefonda sinirleniyor, bağırıyor. Allah'ın belası herif, vatan haini, embesil herif diye bağırıyor. Sen cidden kölelerle pazarlık mı yapacaksın diyor. Bu nasıl bir hukuksuzluktur diye bağırıyor. Ne kadar saçma bir hareket diyor. Spider sus herif diyor, sus. Ancak ne yazık ki ben bu konuda Schörner'la aynı kafadayım diyor. Bu heriflerle oturup tam bir anlaşma yapamayız. Sadece ortalama iki fikir arasında bir yolla ilerleyip özel kuvvetlerimizle alanda kontrolü sağlamalıyız diye düşünüyor Spider. Daha sonra Schmidt bakıyor. Efendim yeter artık, acilen karar vermemiz lazım. Frankfurt yanıyor. Ya reformist ve özgürlükçü olan ilerleyeceğiz ya da generalleri dinleyebilirsiniz diyor. Spider'in planı gayet ortalama bir plan. Ne Schörner gibi manyak ne şehrin orta yerini bombalayacağız ordumuzla ya da manyak Schmidt gibi pazarlığa gireceğiz. Planımız Spider'in yolundan. Wehrmacht radyo transkripti. Kumandanlar, Squad A görev yerinde hazır mısınız? Tüm mangalar, tüm özel kuvvet askerlerimiz yerlerinde hazır ve baskını yapıyorlar. Telsizlerinden silah sesleri ve bağırma sesleri geliyor. Evet, son durumlar ne diye soruyorlar. A mangası olarak hedefimize ulaştık. Büyük ölçüde reyneler kurtarıldı. 2 tane yaralımız var mangamızda. 4 köleyi ise aldık, canlı yere geçirdik. Bunların liderleri olduğunu düşünüyoruz diyor. Diğer squadlar da benzer raporlar veriyor arkadaşlar. Başarılı bir şekilde isyanı bastırıyoruz. Burada önceki bölümlerde istihbarat teşkilatımıza davet ettiğimiz Kurt'u görev başında görüyoruz arkadaşlar. İstihbarat teşkilatının onu görevlendirdiği subayı, SS'e bağlantılı olan subayı ortadan kaldırıyor. Böyle çok sayıda göreve çıkmış. Almanya'nın genelinde istihbarat teşkilatı, bürokrasi ve ordu içerisindeki reaksiyonları yani tutucu yapılanmaları, reform karşıtı yapılanmaları bu şekilde temizliyor. Ve Kurt bu konuda asla pişmanlık hissetmiyor. Orta Afrika'daki Alman kolonimizin durumu anlatılıyor arkadaşlar. Bölgedeki diğer bağımsızlık kazanmış kabile devletleriyle savaşa girişmiş buradaki yerli devletlerle. Şimdi bu ülkeye yardım gönderip bölgede kontrolü sağlamasını sağlayacağız. Spider toplantıya 20 dakika geç geliyor. Üzgünüm ancak raporları toparladım diyor. Spider'a kısaca durumu anlatıyor. 12.30 itibariyle operasyon başladı. 104 isyankar ortadan kaldırıldı. 187'si tutuklandı. Bizim özel ekiplerimizde 11 kaybımız, 24 yaralımız var. 83 rehinden 74'ü kurtarıldı. Ortalama olarak gayet iyi bir durum. Schmidt sinirleniyor. Ancak bu heriflerle masaya otursaydık hiçbir kaybımız olmayacaktı. 100 tane, 100'den fazla insan boşuna ölmüş oldu diyor. Spear ona doğru bakıyor. Elbette sorunu anlıyorum ancak yani isyankar kölelerdi bunlar diyor. Schmidt yerine oturuyor, başka hiçbir şey diyemiyor. Erhard telefonda Spear'a yeni reformunu anlatıyor. Asgari ücreti arttırmamız gerektiğini, liberal reformlar sürecinde yurt dışı mallarının da piyasaya girişi ve bu malların da alım gücünün etkisinde olmasını öne sürerek daha iyi bir asgari ücret uygulamasına geçmemiz gerektiğini Spear'a anlatıyor arkadaşlar. Bu durum elbette ülkemizde yoğun olarak bulunan fakirliği azaltacak bir
durum. Elbette bütçemize büyük bir yük de olacak, ancak bunu yaparsak eğer şirketlerin gücünü de kısmaya devam edebilir ve aynı zamanda ülkemizdeki orta sınıf ve alt kesime güzel bir ferahlık sağlayabiliriz. O yüzden ben Erhard'ın yolundan gidip bunu uygulayacağım. Asgari ücret konusunda Shipier'la Erhard çok fena tartışıyor arkadaşlar. Shipier şirket yetkilileriyle görüşmüş bugün ve yönetim kurulları neden böyle bir manyaklık yaptıklarını, kendinizi komünist ilan etseniz daha iyi olacağını iletmişler Shipier'a. Shipier sinirli, bu durumu nasıl başaracağız diye soruyor. Erhard diyor ki, sizce de bu herifler için önemli olan şeyin Reich'in iyiliği olduğunu mu düşünüyorsunuz? Onlar sadece kölelik üzerine kurulmuş parasal düzenlerini devam ettirmek ve kendilerini daha da zengin etmek istiyor. Ülkenin halinin %50 sorumlusu bu herifler diyor. Gerekirse bunları da bitireceğiz diyor. Her ne kadar bir führer olsanız da size şu an sesimi yükseltiyorum. Doğru olanı yapacağınızı düşünüyorum diyor. Shipier düşünüyor arkadaşlar. Erhard cidden otoritesini ortaya koymuş büyük bir ekonomist. Ve Führer bu parazitlere boyun eğmeyecek. Köylülerin isyan ettiği fabrikaya olan baskınımız öğrencileri sinirlendirdi arkadaşlar. Öğrenciler sokaklarda protestolara başladı. Almanya genelinde Shipier'ın fotoğrafları, posterleri duvarlardan sökülüyor. Ve Shipier'ın idealleri yavaşça üniversite kampüslerinden yok olmaya başlıyor. Öğrenciler idealize ettikleri Shipier'ın aslında belki de istedikleri gibi olmadığını görmeye başlıyorlar. Ve burada arkadaşlar tüm gazetelerin asgari ücret artışına dair haberleri okunuyor. Burada Kiesinger'la Shipier kendi aralarında laflaşıyorlar. Erhard'ın dedikodusunu yapıyorlar. Shipier Kiesinger'a diyor ki, bir daha birkaç ay bekleyin diyor, tamam mı? Aşırı radikal bir reformla gelmeden önce bana biraz dinlenmek istiyorum diyor. Beyler, o kadar fazla reform yaptık ki artık aşırı reformist bir hükümete doğru geçtik. Bunu dengelememiz lazım tekrar. Biraz buna çabalayacağım. Yoğun oranda reformist olduk. Bunu tekrar ortalayacağım. Bakalım. Ve aynı zamanda dışişleri planımızı devreye sokmanın zamanı geldi. Şimdi Doğu Avrupa'daki hükümetlerde farklı yönetim anlayışları benimsenecek. Köle isyanının arkadaşlar davası sonuçlanıyor. Hakim kararını şöyle açıklıyor. Bu herifler zorla isyan ettiler. Alman evlatlarını rehin aldılar ve onların hayatını zora soktular, hayatlarını riske attılar. Ben bu heriflerin idam edilmesini onaylıyorum diyor ve böylece bu davayı da sonuçlandırıyoruz. 40'lı yıllarda savaşı desteklemek için ve endüstrimizin batmaması için mecbur olarak savaş esirlerini, politik suçluları ve Untermenschen, yani alt etnik kesim dediğimiz insanları zorla çalışma kamplarına tıkadık ve onları zorla çalıştırdık ekonomimizi rayında tutmak için. Ancak bu sistem giderek rayından çıktı ve para babalarının kendi zenginliklerine zenginlik katmak için çalıştırmaya devam ettiği, Alman halkını ise yoksulluğa sürükleyen bir sisteme dönüştü. Şimdi bu sisteme dair daha hızlı çalışmalara başlayıp Almanya'nın bu kanser, bu tümörünü ortadan kaldırmamız lazım. Burada arkadaşlar çeşitli bölgelerde şirketlerin gücü sıfırlanmış durumda, gördüğünüz gibi. Tabi halen güçlü oldukları önemli bölgeler var. Mesela ana karamızda Prusya bölgesinde halen çok güçlüler. Ancak güçlerinin kesildiği yerlerde onlardan yönetimi bu şekilde devralacağız ve kartellerini sonuçlandıracağız. Bakın, Reichswerk'in Kırım üzerindeki etkisini kopardık ve yavaşça güçten düşmeye başladılar. Diğer 3 firmayı ise henüz elleyemedik ve tüm güçlerini elimize aldığımızda bu firmaları kaldırabileceğiz. Ve gördüğünüz gibi giderek köle popülasyonu azalmaya devam ediyor. Alman iş gücü ekonomimizin ana damarı olma yolunda ilerliyor. Ortalama bir Alman'a yardım etmemiz için halkçı politikalara başvurmamız ve işsizliği ortadan kaldırmamız lazım. Yoksul kesime, işsiz kesime sosyal yardımlara başlıyoruz. Erhard ve Kiesinger karşılıklı konuşuyorlar. Führer'i nasıl ikna ettiklerini, nasıl yola getirdiklerini anlatıyorlar birbirlerine. Ve Kiesinger aklındaki ekonomik planın sonucunu diye soruyor Erhard'a. Erhard diyor ki, yavaş yavaş Alman orta kesimini güçlendirmeye ve büyütmeye başladık. Ortadan kaldırdığımız bu mega şirketlerden sonra bu kesimin girişimci yönünü ortaya koymasını ve Alman ekonomisine yeni bir yapılanma sağlamasına vesile olacağız diye açıklama yapıyor Kiesinger'a. Pratik, popüler, dahice. Oberlander, yani arkadaşlar nasyonel sosyalizmin destekçisi Reichstag başkanımız Kiesinger'ı kenara çekiyor ve cidden Shipier büyük Alman şirketlerini ortadan kaldırmak istiyor diye soruyor. Kiesinger evet diyor ve tam savunmaya geçecekken Oberlander duruyor ve diyor ki, beni ikna etmene gerek yok. Tamamen Führer'in arkasındayım bu konuda. Almanya'yı birlikte daha da yücelteceğiz ve bu şirketlerin kontrolünden kurtaracağız diyor. Reichstag da sizi tamamen destekleyeceğim diyor ve ikisi el sıkışıp ayrılıyorlar. Enteresan. Kolombiya'da iç savaş başladı arkadaşlar. Yeniden bizim desteklediğimiz hükümet burada başarıya ulaşır mı cidden bilemiyorum.
Japonlar da bayağı destek göndermiş. Cidden hiç emin değilim şu an durumun ne yöne ilerleyeceğinden. Ben olabildiğince destek yollamaya çalıştım. Ancak aynı anda çok fazla işle uğraştığım için yeterince destek yollamamış da olabilirim. Şimifi Amerika ile daha da ilişkileri ilerletmek ve diplomatik bağlantı kurmak konusunda görevlendiriyoruz. Bu arada arkadaşlar 25 rejim stabilitim var. Acilen bunu çözmezsem 60 gün içerisinde hükümet düşecek. O yüzden buraya seri bir yardım yapalım abi. Kurtaralım devletimizi. Aman aman aman. Aman aman aman. Batmayalım, batmayalım. Şimif Amerikan büyükelçisiyle oturuyor. Karşısında yaşlı ancak tecrübeli ve cana yakın birisi var. Konuşmaya başlıyorlar. Elbette Almanya dış dünyaya daha açık hale gelecek ve kendini dünyaya açacak diyor Şimif. Büyükelçi de elbette gelişmeleri takip ediyoruz ancak görüşmeler çetin geçecek diyor. Bakalım Amerikalılar bizden ne isteyecek görüşmeler boyunca. Amerika konusunda muhafazakar taraftan gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Eğer dünyaya açıldığımız konusunda yalan söyleyeceksek bunu en iyi şekilde yapmamız lazım diyoruz ve Amerikalıları ülkemize davet edip ağırlayacağız ülkemizde. Ülkemizin muhteşemliğini onlara göstermemiz lazım. Bakalım bu yolda ilerleyince neler çıkacak başımıza. Sadece görmek istiyorum. Amerikalıları Hamburg'a davet edip onları bu büyük liman şehrinde ağırlayacağız arkadaşlar. Hint Okyanusu'na donanmamızı konuşlandırmıştık. Güney Afrika'da donanmamızı konuşlandırmıştık. Bunun sebebi buradaki iki adaya nükleer füzelerimizi yerleştirme isteğimizdi. Buraya nükleer filolarımızı yerleştirdik ve nükleer füzelerimizin dünya çapında alanını büyüttük. Bu sayede buradan Japon şehirlerini bile vurabilecek hale geldik. Bu bizim için büyük bir başarı. Japonya ve Amerika için ise korkunç bir kayıp daha. Singer yine yemek masasında Öhür'de soruyor. Peki şirketlere nasıl dayatacaksın bu köleliğin kaldırılması mevzusunu? Bundan memnuniyet duyacaklar diyor. Erhurt Kissinger diyor ki ancak yani nasıl bunun olabileceğine emin misin diyor. Erhurt diyor ki dostum bu kölelik bu insanlık tarihindeki en kötü enstitüsyonlardan en kötü kurumlardan birisi. Bunu ortadan kaldırıp şirketlerin daha hızlı gelişebileceğini özgür piyasa ekonomisinin Almanya'ya iyi geleceğini onlara kanıtlamamız lazım. Ancak biliyorsun ki evet özgürlük yemek masasında kazanılır. Shapir kendisine sunulan bir propaganda posterini daha çöpe atıyor. Bu ne lan diyor Kissinger'a. Bir zorla çalıştırılan bir köle bir Nazi bürokratıyla el ele sıkışırken görülüyor. Posterde arkadaşlar köleyi böyle güzel göstermişler falan filan. Kölelikten kardeşliğe yazıyor posterin üzerinde. Yani bunu insanlara nasıl yutturacağız? Bu nasıl propaganda diyor. Ama Kissinger diyor ki efendim sonuçta bu yani kölelik sistemi. Başka nasıl açıklayacağız bunu insanlara? En fazla böyle yapabiliyoruz diyor. Shapir iyi hadi al götür şunu başımdan diyor. Hadi bunu da basın diyor. Böyle enteresan işlerle uğraşıyoruz arkadaşlar. Zorunlu çalışma ve kölelik sistemini kaldırmak için son adımlar da atıldı. İlk adımda tüm özel şirketlerden bu özgürlüğü elinden alınmış insanları toparlayacağız ve onları devlet mülküne katacağız. Sonuçta özel piyasaya bağlı kalırlarsa devlet olarak onlara erişme lüksümüz olmayacak. İkinci adım olarak ise çalıştırdığımız bu farklı milletlerden insanları kendi devletlerine gönderip orada özgür vatandaş olmalarını sağlayacağız. Bu şekilde kanserle etkin şekilde mücadele etmeye devam ediyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ekonomik altyapımızın geliştiğini görüyorsunuz. Nüfusları giderek azalmış bu kesimin. Reichwerk'in gücünü kısmaya devam ediyorum. Almanya genelinde bakın zaten Siemens'i neredeyse tamamen bitirme noktasına geldik. Burada güçlerini kıstıkça yeni Focus 3'ler açılıyor bu ekranda. Bakın şu an Siemens'in Focus'u açılmış ve Siemens'i kendi sapımıza katarak anlaşma yoluna gideceğim. Diğer firmaları ise batışa sürükleyip devlet olarak satın alıp bu firmaların çalıştırdığı herkesi özgürlüğe kavuşturacağız. Büyük Alman firmalarının sahipleri toplantı odasında Shapir'in gelmesini bekliyorlar. Aralarında şakalaşıyorlar. Bu herif cidden kendi ayağına mı sıkacak bize olan ikmali keserek diye düşünüp arkasından sövüyorlar. Daha sonra sert ayak sesleri geliyor. Askerler içeri girip selam duruyorlar. Yanında Erhard'la içeri giriyor Shapir. Bu 4 tane büyük şirket sahibine bakıyor ve vatandaşlar diyor. Şu an çıkardığım yasayla beraber çalıştırdığınız tüm gönülsüz işçiler, yani burada neyi kastettiğini anlıyorsunuz, millileştirilmiştir. Alman hükümetine, Alman devletine bağlanmıştır diyor. Tüm işçileri varlıklarıyla beraber bize teslim edeceksiniz diyor. Başka bir soru istemiyorum. Ve arkasından Apps Pro'sunu düşürüyor. Shapir ne yapıyorsun diyor. Ancak Shapir hızla odadan çıkıp kapıyı arkasından kapattırıyor. Bu bildiğin bir savaş ilanı. Shapir
Kaisinger'le beraber yasa tasarısını kontrol ediyor odasında. Reichstag'a bu gidince büyük ihtimalle geçecek diyorlar. Ne olursa olsun Reichstag'daki çoğu vekil artık popülist ve Speer'in yolunu benimsemiş insanlar. Ve öyle bir yasa tasarısı ki adeta Almanya'yı dünyadaki en büyük sosyal devlete çeviriyor. Özellikle sağlık ve eğitim sektöründeki yenilikler sayesinde. Speer, Kaisinger'i övüyor arkadaşlar ve yolluyor. Gehlen, Kaisinger'ın planlarında yer alan eğitimi modernleştirme ve özgürleştirme durumunun iç işlerini sıkıntıya sokabileceğini, öğrencilerin hakkında bolşevik fikirlerin girebileceğini ve yapılanmaların büyüyebileceğini bildiriyor Speer'a. Speer ya hadi işine diyecek ya da daha bize uygun gençlik lazım diyecek. Biz daha bize uygun gençlik lazım diyoruz. Kaisinger odamıza giriyor. Efendim Gehlen'e güvenmeyin. O tamamen kendi görüşlerini size dayatmaya çalışıyor. Zaten hükümetimiz Almancı politikalar yürütmüyor ki, biz liberalizmi, reformu savunuyoruz. Ülkemizi yüceltmeye çalışıyoruz diyor. Gehlen'e kanmayın diyor. Peki biz ne yapacağız? Kaisinger haklı mı diyeceğiz yoksa Gehlen'in planını uygulamaya devam mı edeceğiz? Hadi içimden geldi. Kaisinger beni ikna etti ya. İkna oldum vallahi şu an. Führer'in sekreteri odasına giriyor. May Führer. Führer'im size bir İsteğim olacak, teşekkür etmek istiyorum diyor. Geçirdiğiniz yasalar sayesinde iç savaştan beri tekrar diplomasını alamayan karım diplomasını alabilecek. Ayrıca annem her gün ilaçlarla mı uğraşacağım yoksa 3 öğün yemek mi yiyebileceğim mi diye aklında sıkıntılı sorularla uğraşmayacak. Teşekkür ederim Führer'im diyor. Jenerasyonlarla ayrılmış bu iki insan karşılıklı bakışıyorlar. Führer gülümsüyor. Bunu duyduğuma memnun oldum diyor. Her şeyi halkım için yapıyorum diyor. Ve böylece gördüğünüz gibi yasalar geçti arkadaşlar meclisten. Erhard ve Speer tekrar buluşuyorlar. Erhard artık orta sınıfı inşa ettiğimize göre Hitler başa geldiğinde ortadan kaldırdığı ufak ve orta boyutlu işletmeleri tekrar bu oluşturduğumuz orta sınıf ile oluşturmaya başlayacağız diyor. Bu ekonomik politikayı değiştirerek market kapitalizmine dönmeye devam ediyoruz. Reichswerke'nin çoğu mal varlığına çöktük arkadaşlar ve artık onları bünyemize katmaya başlayabiliriz. Şimdi ilerleyebileceğimiz iki fokus açılıyor arkadaşlar. Birisi sosyal devlet anlayışını mı benimseyeceğiz? Diğeri ise sosyal market, yani özgür market anlayışını mı benimseyeceğimize dair bir event. Bu bize daha fazla şeye mal olacak. Ancak stabilitemiz daha az düşecek ve halkımızın iyiliğini gözetmiş olacağız. Ülkede poverty, yani yoksulluğu önemli ölçüde azaltacak bir yol bu. Ne kadar ekonomimize mal olacak olsa da ve bu yoldan ilerlemeyi tercih ediyorum. Ve Kolombiya'da bizim ve Japonya'nın desteklediği faşist junta New Granada iç savaşı kazanıyor. Gizli serviste çalışan Kurt bir mezar başına duruyor arkadaşlar. Bu hayatını sonlandırdığı çocuğun mezarına gelmiş. Sadece 18 yaşındaydı. Oysa tek istediği onu tutuklamaktı. Düşünüyor, eğer gizli serviste olmasaydım, öğrencilik hayatıma devam etseydim belki ben de bu çocuğun yerinde olabilirdim. Belki ben de farklı görüşlere katılıp protesto olarak katılacaktım ve gizli servisin hedefine düşecektim diye düşünüyor. Uzun zaman sonra ilk defa yaptıklarından derin bir pişmanlık hissediyor Kurt. Ekonomik paktımızı Avrupa'nın ihtiyaçlarına göre mi yoksa kendi ihtiyaçlarımıza göre mi şekillendireceğimize dair bir yol ayrımındayız arkadaşlar. Ben elbette kendi ihtiyaçlarımızı gözeteceğim. Böyle devam ediyoruz. Erhard Schmidt'le beraber odamıza geliyor. Führer'im diyor, emin misiniz? Yani buradaki doğudaki ülkeleri kendimizin altında görmeye devam mı edeceğiz? Onları ortak partnerler haline getirmemizi istemiyor musunuz diyor. Speer diyor ki biz bu toprakları savaşla ve hakkımızla aldık. Bu toprakların bizimle eşit seviyede söz hakkı yoktur ve Reich için çalışmaya devam edecekler. Onlara yeterince özgürlük sağladık. Ancak önemli olan Reich'ın ekonomisi ve merkezi şekilde bu ülkeler halen bize bağlı. Ekonomik politikamız Doğu Avrupa'da aynı kalıyor arkadaşlar. Orta Afrika'daki kolonimize buradaki iç savaşı kazandırıyor ve topraklarını toparlamasına yardımcı olduk arkadaşlar. Aynı zamanda Amerikan delegeleri şehrimize, Hamburg'a gelmiş bulunmakta. Şimdi onlara Hamburg'un güzel yanlarını göstereceğiz. Arkadaşlar kanal bölgesini gezdirirken Amerikan delegelerine duvarda mermi izleri ve burada evet bir idam mangasının olduğunu gösteren emareler gördü Amerikan delegesi. Bu ne diyorlar? Schmiff, merak etmeyin bunu açıklayabilirim diyor size. Evet, durumu kurtardı arkadaşlar Schmiff ve Amerikan delegelerini Cermanya'da ağırlayacağız gibi duruyor. Burada Führer'le de görüşecekler. Diplomatik konuşmalardan uzakta kanallara doğru bakarken şaraplarını yudumluyorlar, yemeklerini yiyorlar Amerikan delegesiyle Schmiff. Ve burada Amerikan delegesi olan herif Dowling diyor ki yani hiçbir zaman demokrasi konusunda Amerika'ya geçemeyeceksiniz, farkında mısınız değil mi diyor.
tartışmaya çekiyor Şimif'i. Şimif tartışmaya girsem mi girmesem mi diye düşünürken şöyle bir şaraba doğru bakıyor. Ya şarap ne kadar güzel ya diyor. Amerikan delegesi Şimif'in kalbinin nerede olduğunu aslında demokratik fikirlerle bezeli olduğunu biliyor aslında. Farkındalar. İkisi beraber takılmaya devam ediyorlar. Ülken için yaptıklarına minnettarız. Gerçekten muhteşem birisi falan filan diyor. Amerikan delegesi bizi övüyor. Führer ne kadar gerçek bir reformcu veya yalancı birisi olsa da sen bu hükümetin içerisinde olduğun sürece bu ülke her türlü yolunu bulur diyor. Böyle olmaya devam et diyor Amerikan delegesi. Güzel bir muhabbet geçiyor. Evet, delegeyi çok güzel ağırlamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Otellerine geri uğurluyoruz şimdilik. Sırf Amerikalıları burada iyi ağırlamak için Hamburg'u baştan aşağı tamir ettik. Gezilecek, görülecek her yeri baştan aşağı inşa ettik. Şehri iç savaşın tüm izlerini arındırdık. Ufak bir pürüz oldu tabii orada. İdam mangasının izleri falan görüldü ama bunu da hallettik. Amerikalılar memnun, biz memnunuz. Aradaki tansiyon düşüyor. Orta Afrika kolonisinin başındaki Hassel bize bir mektup gönderiyor. Ve bu bölgeyi tekrar Alman nüfuzuna katabiliriz. Teşekkürler diyor yardımlarınız için. Bölgede büyük oranda yollar, altyapı çökmüş durumda ve gerilla faaliyetleri var. Buradaki yerli halkın halen sürdürdüğü. Ancak bölgede temel anlamıyla kontrolü sağladık. Ve böylece Kongo savaşlarını kazanıyoruz ve burada koloni yönetimlerimizi tekrar kuruyoruz. Burada çok önemli doğal kaynaklar vardı. Buraları tekrar yapımıza katmış olmamız muhteşem oldu. Amerika ile ilişkileri rayına oturtmamız kapsamında Amerikalılar bizi bir dünya fuarına davet ediyor Boston'da yaşanacak. Ve Speer en iyi şekilde bunu yönetmesini istiyor. Bakanlarının beraber karşılıklı oturun konuşun Almanya'yı en iyi şekilde Amerika'da temsil edin diyor. Bize 3 seçenek sunuluyor arkadaşlar. Ya kültürel yanlarımızı ortaya koyacağımız dünya fuarı. Ya bilimsel gelişmişliğimizi, ülkemizin yüksekliğini ortaya koyacağımız geleceğin fuarı konsepti ya da 1937 yılında Paris'te yapılan fuarda olduğu gibi Nazi Almanya'sının gücünü gösteren bir fuar konsepti. Biz orta yoldan ilerleyerek geleceğin Almanya'sı konseptini benimsiyoruz. Şimdi sivil araştırmaları mı yoksa ordusal araştırmaları mı gösterelim diyorlar. Komite üyeleri diyorlar ki sivil araştırma ve teknolojilerimizi dünyaya gösterelim. Bakalım Amerikalılar yaptığımız işleri beğenecek mi? Ve büyük bir başarıyla Boston'da, fuarda dünyaya gücümüzü gösteriyoruz arkadaşlar. Amerikalılar 30 yıldır Almanya'dan bir delegenin ülkelerine gelip böyle bir fuara katıldığını görmemişti tabii. Böylece ülkemizin büyüklüğünü dünyanın en büyük ülkelerinden birisinde ortaya koymuş olduk. Başarıyla fuarı bitirdik. Aynı zamanda bu durumla beraber Amerikan hükümeti ve bizim aramızda ilişkiler daha da iyileşiyor. Ve aramızdaki ambargo durumu azalıyor. Ticari yasaları gevşetiyoruz. İlk ortadan kaldıracağımız şirket Siemens oldu arkadaşlar. Siemens'in gücünü kıstık ve kapattık. Bu devirden sonra Siemens'in ekonomik anlayışını değiştirmesi karşılığında Siemens'le anlaştık arkadaşlar. Siemens CEO'sunu davet ederek konuşuyor Erhard ve Schmidt. Ve kölelik sistemini bu şirketin bünyesinden tamamen kaldırıyoruz. Büyük holding topluluğu Göring'in kurduğu Reichswerk'i de ortadan kaldırıyoruz arkadaşlar. Reichswerk'i. Bu nasıl okunuyor oğlum? Reichswerk bünyesindeki tüm firmalar bağımsız birer firma olarak Alman ekonomisine özgürce katkı sağlayabilir artık. CEO'yu da yeni firmalarımızdan birinin başına koyduk. Kendisi başta sinirlenecek gibi olsa da yine çıkarlarının peşinde ve yenilgiyi kabulleniyor. Erhard'la el sıkışıyorlar ve böylece dağıtmış olduk kendilerini. Bu arada Alman propaganda filmlerini izleyip sövmeyi bekleyen Amerikalıları şaşırtıyor Schmidt. Ve asla propaganda içermeyen hatta savaş karşıtlığı içeren Alman yapımlarını gösteriyor. Büyük bir başarı olmasa da en azından farklı olduğumuzu, değiştiğimizi göstermiş oluyoruz Amerikalılara. Fransızlara karşı Afrikalıların mücadele ettiği Batı Afrika Savaşı başladı arkadaşlar. Nevada'da hava gösterileri yapıyor Luftwaffe hava kuvvetlerimiz arkadaşlar. Burada Amerikalıları etkiliyoruz uçaklarımızın manevra kabiliyetleri ve pilotlarımızın becerileriyle. Vay be. Arkadaşlar burada henüz yeni özgürleştirilmiş bir zorla çalıştırılan Polonyalı'nın hak ettiği toprağa gidişini izliyoruz. Alman görevliye ben Gdansk'lıyım yani buralıyım diyor arkadaşlar. Almanca'da burası Danzig tamam mı? Lehçe'de Polonyaca'da burası Gdansk şehri. Ben Gdansk'lıyım beni oraya gönderin diyor. Hayır biz seni oraya göndermeyiz. Orada artık Polonyalı yaşamıyor ki. Biz seni Polonyalı nüfusunun yoğun olduğu Krakow'a göndereceğiz. Buraya göndereceğiz diyor ve lütfen
Danzig lafını kullan diyor. Bu modern kullanım tarzı. Gdansk diye bir yer yok artık. Schmef Amerikan Başkanı Wallace'la görüşüyor arkadaşlar. Bu iki ülke için de çok büyük bir gün. Aradaki çoğu sorunu çözmeye çalıştık ve aradaki buzları erittik. Shepea odasında son raporları okuyor. Militarist kanattaki herkes ya infaz ediliyor ya da Schörner'ın altında Moskova'ya sürülüyor arkadaşlar. Hitler'in portresine bakıyor odasında. Artık savaş yanlısı gereksizce ülkeyi savaşa sürükleyen herkesi ülkeden kurtardığını ve Almanya'yı dünya sahnesinde ileriye taşıdığını düşünüyor. Her şey Reich'ın iyiliği için diyor. Şimdi arkadaşlar büyük oranda vergileri düşüreceğiz ve halkın üzerindeki yükü azaltacağız. Bu GDP'mizi büyük oranda arttırırken enflasyonu yükseltecek ve gelirimizi azaltacak yıllık vadede. Ancak her şey halkımızın iyiliği için diyor Erhard. GDP'mizde büyük bir artış vardı şimdiye kadar ve borçlarımızı yüksek oranda kapattık bunun sayesinde. Ancak vergileri yüksek oranda düşürmemizle beraber arkadaşlar eksiye indik gelir konusunda. Bakalım bu bizi nasıl etkileyecek. Erhard bu sefer de Speer'in önüne şirketlerin vergi modelini arttıracak. Halkın üzerindeki gelir vergisini ise düşürecek bir yasa tasarısıyla geldi. Ve biz onun bu liberal yasa tasarısını onaylayacağız arkadaşlar. Büyük bir değişiklik olacak bu. Umarım ekonomimiz çok kötü etkilenmez diyorum ben. Ama her şey halk için. Halkın ödeme kapasitesini, ödeme gücünü, halkın ekonomik gücünü arttırmamız lazım. IG Farba'nın CEO'su bizi arıyor. Bunu yapamazsınız. Şirketimizin üzerine böyle büyük bir yük yıkamazsınız diyor. Ancak biz planlanmış şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Daimler Benz'i de arkadaşlar lav ediyoruz ve farklı firmalara bölüyoruz. Erhard'ın yanına giriyor şirketin CEO'su, rüşvet vermeye kalkıyor. Erhard'a aramızda bir anlaşma yapabiliriz diyor. Erhard da diyor ki şu an ofisimden defolup gitmeye ne dersin? Yoksa seni çalışma kampında mı çalıştırmam gerekli? Ve CEO defolup gidiyor arkadaşlar. Geçtiğimiz 2 yıl boyunca Almanya'yı tekrar hak ettiği ekonomik büyüklüğe kavuşturduk arkadaşlar. Ekonomide büyük yenilikler yaptık. 3 tane firmayı lav ettik ve çalıştırdıkları işçileri serbest bıraktık. Almanya büyük bir ekonomik güç olma yolunda ilerliyor ve kredi notumuz da bu fokusla beraber yükselecek. Ve böylece bu bölümü noktalıyorum arkadaşlar. Biraz uzun bir bölüm olabilir çünkü çok fazla kayıt aldım gerçekten. Gördüğünüz gibi ekonomimiz uçuyor arkadaşlar. İstikrarlı olarak GDP'miz büyümüştü. Son dönemdeki atılımlarımızla ve vergi reformlarıyla beraber iyice GDP'miz fırladı. Borçlarımızı azalttık. Kredi notumuz en yüksek seviyede arkadaşlar. Alman ekonomisi büyük oranda düzeldi ve rayına oturdu. Aynı zamanda yoksulluğu çözmeye çalışıyoruz. Yoksulluk savaş nedeniyle artmıştı ancak şu an %60'ın altına inmiş durumda. Nükleer gücümüz insanlığın %100'ünü yok edecek kapasitede, evet. GDP'miz artmaya devam ediyor hızla ve ilerlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Almanya dünyanın en büyük ekonomik ittifakına sahip şu an. 413 milyar dolarlık bir rezervimiz var. Dünya ekonomisinin %18,5'u bizim elimizde ve Amerika ile aramızda sadece 40 milyar dolarlık bir fark var. Ülke çapında da. Zaten Japonya ve İtalya'yı ezip geçtik. Bakalım sıradaki bölümümüzde neler yaşayacağız ve nerelere geleceğiz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar, iyi öğlenler, günaydınlar, iyi geceler ve hoşça kalın.